Merhabalar. Sizlere Kapitalizmde Devlet ve Ekonomi, Adam Przeworski'nin yazmış olduğu kitabın analizini yapacağım. Yazar Adam Przeworski, Polonya asıllı, Varşova doğumlu, ABD'li Marksist siyaset bilimci ve iktisatçıdır. Öğrenimini Varşova Üniversitesi'nde felsefe ve sosyoloji üzerine tamamladıktan sonra ABD'ye göçmüş ve Northwestern Üniversitesi'nden siyaset bilimi alanında doktora unvanı almıştır. 1961 yılında Martin A. Ryerson adına verilen ödülü kazanmış, 2001 yılında Woodrow Wilson ödülünü ve 2010 yılında ise demokrasi, kapitalizm ve iktisadi kalkınma arasındaki ilişkilerin analizine yönelik çalışmalarından dolayı John Scott ödülünü kazanmıştır. ABD'nin en prestijli kurumlarından biri olan Amerika Sanat ve Bilimler Akademisi üyesidir. Analitik Marksist okulun önemli temsilcilerinden biridir. Rasyonalite, oyun teorisi, devlet ve demokrasi üzerine önemli teorik çalışmaları bulunmaktadır. Temel eserleri Kapitalizm ve Sosyal Demokrasi, Demokrasi ve Benliğin Sınırları Hükümet, Demokrasi ve Pazar, Doğu Avrupa ve Latin Amerika'daki siyasi ve ekonomik reformlardır. Yazar, kitabı üç ana başlık altında birleştirmiştir. Kapitalist ekonomilerde devlet müdahalesinin biçimi genel olarak üç farklı bakış açısıyla açıklanabilir. Birinci bakış açısına göre kamu politikası, yurttaşların demokratik yollarla, yani oy kullanmak suretiyle ifade ettikleri tercihlerine bağlıdır. Bu halkın hakimiyeti olarak adlandırılır. Burada demokrasinin iktisadi teorileri ve neoliberal teoriler ön plana çıkar. İkinci bakış açısı, devletlerin toplumdan etkilenmediğini, otonom kurumları olduğunu, kendi çıkarlarına uygun şekilde hareket ettiklerini savunur. Yani devletin hakimiyeti. Devlet otonomisinin kökenleri ve yapısı çoğunlukla Marksist temelde açıklanır. Üçüncü bakış açısı ise, devletlerin hareket sahalarının, üretken kaynakların özel mülkiyetini elinde tutan kişilerin çıkarlarınca kısıtlandığını iddia eder. Sermayenin hakimiyeti. Marksist devlet teorilerinin savunduğu bu bakış açısına göre devlet yöneticilerinin şahsi çıkarları ve mefhumları olabilir. Ancak istisnasız tüm hükümetlerin hedeflerini gerçekleştirebilme kapasitesi sermayenin kamu iktidarınca sınıflandırılmıştır. Birinci bölüm, halkın hakimiyeti. Demokrasinin iktisadi teorileri, hükümet politikalarını bireylerin tercihlerine göre açıklar. Bu teorilerin genel yapısı şöyle bir süreç izler. Hükümet politikalarına yönelik kendi tercihlerini bazı usuller aracılığıyla açığa vuran bireyler vardır. Politik destek için yarışan, fiili ve rakip durumdaki politikacıların bağlı oldukları takımlar vardır. Desteği maksimize etmeyi amaçlayan adaylar, yurttaşlar tarafından kolektif bir biçimde tercih edilen politikalar sunarlar ve göreve geldiklerinde bu politikaları gerçekleştirmeye çalışırlar. Böylece hükümetler kanunun mükemmel temsilcileri olurlar. Hükümetlerin tepki verdiği insanlar tipik olarak sadece bireyler olarak tanımlanırlar. Yani bütün tercihler a priori mümkündür ve kendi aralarında yaptıkları bütün koalisyonlar eşit bir şansa sahiptir. Refahlarını maksimize etmek anlamında kendilerine en yakın gelen politika önerilerini ve hükümetleri desteklemeleri açısından birer rasyoneldir. Bireyler kendi tercihlerini seçimlerde oy kullanmaktan tutun da bürokratlara rüşvet vermeye kadar çeşitli mekanizmalar aracılığıyla açığa vururlar. O halde seçilmiş politikacılar, atanan bürokratlar veya daha soyut olarak düzenleyici devlet yöneticileri, insanların çıkarları gereği kendilerinden istedikleri şeyleri yapmaya sürüklenirler. Çünkü halk desteği için yarışırlar. Kolektif tercihler ve hükümet politikaları arasındaki mutluluk verici olan bu çakışma, herhangi bir veya birkaç koşul devam etmediği takdirde kopar. Eğer tek bir kolektif tercih var olmazsa, eğer tercihi açığa vurma mekanizması bireylerde her birinin eyleminin kolektif olarak yetersiz kaldığına dair bir beklentiyi tetiklerse,
Eğer devlet yöneticileri birbirleriyle yarışmazlarsa veya eğer devlet yöneticileri etkin bir şekilde denet varsayımları açıklamaya, yurttaşların homojen olduğu ve devletin olmadığı bir durumu inceleyerek başlayacağız. Çoğunluk kuralı, homojen yurttaşlar. Bu teorileri ve onların ortaya çıkardığı soruların mantığını anlamak, ideal demokrasi üzerine düşünmeyi gerektirir. İdeal demokraside bütün yurttaşların eşit bir geliri ve refahı vardır. Ve bu yurttaşların tümü bir hükümet faaliyetinin tek boyutlu olarak düzeyini seçmek üzere eş zamanlı bir biçimde oy kullanırlar. Diyelim ki Venedik tacirleri kendi ticari gemilerini korsanlardan korumak için kaç tane konvoy gemisi inşa etmeleri gerektiği gibi bir seçimle yüz yüze gelsin. Her yurttaş hükümet faaliyetlerinden kaynaklanan kendi net faydasını maksimize etmenin yolunu arar. Yani fayda ve maliyet arasındaki farkı maksimize eden faaliyet düzeyi için oy kullanır. Etkin koruma düzeyi marjinal faydanın marjinal maliyete eşit olduğu düzeydir. Dolayısıyla Venedik tacirleri son eklenen gemi için yapılan ödemenin sağladığı ek korumanın faydasına eşit olduğu konvoy gemisi sayısına uygun bir fon için oy kullanırlar. Onlar için bu son gemiyi konvoya eklememek mantıklı değildir. Çünkü bir önceki hala maliyetinden daha fazla koruma faydası sağlıyordu. Bu gemilerden bir tane daha inşa etmek de mantıklı değildir. Çünkü bir sonrakinin maliyeti sağladığı koruma faydasını aşacaktır. Dolayısıyla homojen yurttaşlar her biri için ve herkes için etkin bir faaliyet düzeyi seçimi yaparlar. Sonrasında yurttaşlar bu kararın kişi başına maliyetini üstlenirler. Bir kere gemi sayısı hakkında bir karara varıldı mı? Yurttaşlar bu gemileri inşa etmek için sunulan rekabetçi önerilere razı olurlar. Rekabet, hizmetlerin fiyatlarını tedarikçi için tam maliyeti meydan seçmen modeli. Belki de sürpriz bir şekilde tam demokrasinin bu temel özellikleri, donatımları, gelirleri ve tercihleri bakımından bireylerin birbirinden farklı olduğu, kararların çoğunluk kuralına göre alındığı bir dünyada da geçerliliğini korur. Meydan seçmen modellerinin esas sonucu budur. Kararlar çoğunluk kuralına göre alınır. Eğer bir kazanan varsa bu, ikili seçimde karşısında oy çokluğuyla üstün gelebilecek bir alternatifi olmayan bir öneridir. Yani çoğunluk kuralı dengesi. Bunlar ve bunlara ek birkaç koşul daha geçerli olduğu takdirde buradaki üç önermenin üçü de doğru olur. Birinci önerme, politik önerilerden biri tek kazanan olur ve bu öneri medyan tercihinin yanı sıra seçmenlerin de en çok tercih ettiği öneri olur. İkinci önerme, bütün seçmenler oy kullandığında veya seçmen kitlesindeki tercihlerin dağılımı tek modlu hale geldiğinde ve simetrik olduğunda ve eğer iki ve sadece iki parti seçimi kazanmak için yarışıyorsa her iki parti de medyan tercihlerle birlikte seçmenlerin en çok tercih ettikleri konuma yakınsarlar. Üçüncü önerme ise bazı ek koşullar yerine getirildiğinde medyan tercihten yana olan seçmen birlikte medyan gelirle çakışır. Bu üç önerme birlikte medyan seçmen modelini tesis eder. Birinci teorem çoğunluk dengesini niteler. Çoğunluk kuralınca doğrudan oy kullanmanın sonucudur. İkinci teoreme göre eğer bir denge varsa ve eğer iki parti yarışıyorsa seçimin kazananı çoğunluk dengesi olacaktır. Üçüncü teorem gelirle veya geliri belirleyen donatımlarla ilgili bazı şeylerce düzenlenen tercih meselelerine bakarak teorinin alanını daraltır. Dolayısıyla birinci teorem kuruldaki oylama modeliyle ilgilenir. İlk iki önerme müşterek bir şekilde parti rekabetinin neticesini belirtir. Birinci ve üçüncü teoremin birleşimi ise gelir dağılımının da rol oynadığı meseleler üzerine kurullarda yapılan oylama modelini ortaya koyar. Bütün model bu nedenle gelir de kapsam demokratik neticelerin istikrarsızlığı. Medyan seçmen modelinin uygulanır olduğu koşullar özellikle de çoğunluk kuralının yürürlükte olduğu koşullar oldukça kısıtlayıcıdır.
Rasyonel bireylerin belirli bir zamanda herhangi bir oylama prosedürü yoluyla yaptığı kolektif seçimler, aynı birey tercihlerinin farklı kolektif neticelere sebep olması bakımından istikrarsızdır. Bir denge. Eğer önerilerin birlikte ele alındığı düzeni gözetmeyen bir oylama sürecinin sonucuysa istikrarlıdır. Bireysel tercihler tek tepeli ve bazı ek kısıtlamalar geçerli olduğunda çoğunluk kuralı dengesi yürürlükte olur. Median seçmen modellerinin altında yatan temel teorem budur. Ancak hali hazırda doğrusal olmayan vergi tarifelerinde seçmenin tercihleri, tek boyutlu meselelere dair oylamada bile görülmesi mümkün olan çevrimler yapabilir. Daha fazla boyutla birlikte bütün seçmenler tercihlerinin geçişli olması bakımından rasyonel olsalar dahi kolektif tercihler geçersizdir. Bu sonuçlar demokratik sürecin esaslı bir biçimde yeniden yorumlanmasını mecbur kılar. Yurttaşların istedikleri her şeyi yapmalarına izin verilen, herkesin tercihinin neticede önemli olduğu ve hiçbir bireyin tercihinin belirleyici olmadığı ve neticelerin ardışıklıktan bağımsız olduğu, önerilerin belli olduğu demokraside halkın yetki alanının tekleştirilmesi veya kolektif iradenin güvenilir bir şekilde dışa vurma olarak görünebilecek kolektif tercihler oluşmayacaktır. Ryker, imkansızlık teoremlerinin seçimleri halk iradesinin dışa vurumu olarak yorumlamayı geçersiz kıldığını iddia eder ve seçimleri sadece istenmeyen egemenlerin elenmesine yönelik negatif bir fırsat olarak görmemiz gerektiğini söyler. Aynı zamanda halkçı yerine liberal demokrasi negatif haklara dayanan minimum hükümet çağrısında bulunur. Coleman ve Ferrigian'ın işaret ettiği gibi imkansızlık teoremleri hükümet seçimlerine ve politika seçimlerine eşit şekilde baskı yaparak uygulanır. Aynı zamanda Shapson'ın kolektif seçim istikrarsızlıklarının birçoğu karşılıklı mütabakata dayalı kurumsal kısıtların tanımlanmasıyla ortadan kalkabilir vurgusuna da katılırlar. Normatif meseleler geleneksel olarak Arrow'un kolektif rasyoneliteyi geçişlilik veya en azından kolektif tercihlerin çevrimlerine bağlı olarak tanımlanmasına yoğunlaşır. Dahası daldan ilham alarak istikrarlı çoğunlukların istenmediğini çünkü azınlıklara tahakküm ettiğini de iddia edebilir. Miller'ın akıllıca gözlemlediği gibi sosyal seçim teorisyeninin nitik cenneti çoğulcu politik teorisyen tarafından yeniden elde edilen bir cennettir. Son olarak Scofield, rasyonel politikalar kaosunun piyasanın istikrarlı rasyonalitesiyle çelişmemesi gerektiği konusunda uyarır. Genel denge teorisinin gösterişli yapısı bireysel eyleyenlerin stratejik manipülasyonuna açıktır ve bu manipülasyona maruz kalır. İmkansızlık teoremleri her biri oldukça kapsamlı tartışmaların konusu olan birkaç varsayıma dayanır. Bu varsayımlardan biri çok açık bir şekilde ifade edilmese de bireysel tercihlerin veri olduğu ve politik süreç boyunca değişmediğidir. Temel mesele geçişli kolektif tercihlerin politikacıların kesin ve istikrarlı bir yetki alanı kurmaya çalıştığı politik süreç tarafından uyarılıp uyarılmadığıdır. Demokrasi ve etkinlik. Rasyonel yurttaşlar kendi tercihlerini kesin ve istikrarlı bir şekilde dışa vursalar ve hükümetler buna kolektif tercihleri tatmin ederek karşılık verseler dahi ekonomiye herhangi bir politik müdahale genel refaha ters düşer. Demokrasinin geleneksel muhafazakar eleştirisiyle liberal ekonomi perspektifini birleştiren bakış açılarının özellikle de Stigler'den esinlenen düzenleme teorisinin ve bu teoriden biraz farklı olan ve Krüger ve Tullock'tan esinlenen rantçı toplum teorisinin asıl taarruzu budur. Neoliberal olarak adlandırılan bu perspektifin temel iddiası şudur. Piyasa kaynakları politik kurumlardan daha etkin dağıtır. Demokratik süreç kusurludur ve devlet etkinsizlik kaynağıdır. Hatta etkinsizliğin ortaya çıkması için devletin bir şey yapmasına bile gerek yoktur. Bir şey yapabilme olasılığının olması yeterlidir.
Neoliberallere göre işlem maliyetlerinin olmadığı bir durumda, mülkiyet haklarının uygun bir dağılımı altında piyasanın etkin bir şekilde piyasa aksaklıklarının üstesinden gelebildiğini ispat ederler. Kamu mallarını da içeren piyasa aksaklıkları nosyonunun belirsiz olduğunu ve onları eksente belirleyen bir teorinin olmadığı üzerinde dururlar. Kamu başarısızlıklarını tasnif ederler. Kamu mallarının bu malları talep eden halka faydalı olduğu için değil, onları arz edenlerin özel çıkarları açısından karlı olduğu için üretildiğini iddia ederler. Devletin kamu malı temin etmesinin sebebi, devletin hiçbir şey yapmamasının sebebiyle aynıdır. Yani birinin özel çıkarı. Bu argümanlar neoliberal yazarların, rekabetçi piyasaların, herhangi bir ayrım ve engel gözetmeksizin etkin olduğu varsayımını doğrulamaya hizmet ederler. Rekabetçi piyasalar etkin olabilir, ancak ekonomiye müdahalelerde bulunan ya da en azından müdahalede bulunabilen bir devlete sahibiz. Devlete burada düzenleyici rolü atfedilir ve devlet başka türlü betimlenemez ve tanımlanamaz. Peltz'in bu analizi demokratik toplumlarla sınırlamak gerekmez. Diktatör muhalifleri bastırdığı sürece bir maliyete katlanır. Kendi politikaları için halk desteğine duyarlı olmak zorundadır diye iddia eder. Düzenleyici kendi çıkarı gereği faaliyette bulunur ve yine düzenleyicinin isteklerinin ne olduğu hakkında çok az şey söylenir. Stigler motive edici bir unsur olarak zenginleşmeden bahseder. Passman hakkındaki yorumunda Hirschleifer geri kalan herkesin parayı düşündüğünü varsayar, politikacıların oyu düşündüğüne dair varsayımda bulunmayı da garip bulur. Ancak genel olarak hikayeye bir mantıksal adım daha attıktan sonra politik destek denilen şeyle başlar. Politikacıları ve bürokratların kendileri için istedikleri şey her ne olursa olsun, bunu elde etmek için politik desteğe ihtiyaçları vardır. Bu yüzden bu teorilerin genel varsayımı şudur: hükümetler desteği maksimize eder. Destek, hükümetlerin gelir transferi yaparak aldıkları bir şeydir ve grupların iki şekilde sattıkları bir şeydir. Doğrudan destek, yani demokraside oy kullanma ve doğrudan desteğe neden olacak diğer kaynaklar, temel olarak para. Gelir transferi açık olarak anlaşılabilir. Hükümetin yaptığı her şey gelir transferine yol açar. Dolayısıyla Stigler bunlara doğrudan parasal sübvansiyonu, sanayilere girişin kontrolünü, ikame ve tamamlayıcı malların üzerindeki kontrolleri ve bunların üzerinde tasarrufta bulunmayı ve ücretlerin ve fiyatların kontrol edilmesini dahil eder. Kruger'ın listesi, tarifeleri, ithalat lisanslarını ve niceliksel kısıtları kapsayan dış rekabete odaklanır ve minimum ücretler, faiz oranı tavanı gibi örnekleri dahil ederek genelleştirir. Becker, transfer harcamalarını vergiler, sübvansiyonlar, düzenleyiciler ve diğerleri olarak sınıflandırır. Genel olarak herhangi bir hükümet eylemi neticesi rekabetçi dengeden sapan bir denge oluşturur. Gelir transferi tesis eder. Gelir transferleri ise önemli ölçüde etkinsizliğe sebep olur. Transferlerle sadece biri kaybedip diğeri kazanmaz. Bir bütün olarak toplum net kayıptan muzdarip olur. Temel kavram toplumsal kayıp. Faydalananların elde ettiği kazançlar her zaman kaybedenlerin muzdarip olduğu kayıplardan daha küçüktür. Çünkü gelir transferleri davranışı değiştirir. Bu kayıplar üç çeşittir. Kurallara uygun toplumsal kayıplar. Her vergi, vergi matrahını etkiler. Vergiler emek talebini azaltır çünkü emeğin maliyetini arttırırlar. Vergiler yatırımı düşürürler çünkü sermayenin maliyetini arttırırlar. Sübvansiyonlar da aynı derecede etkinsizdir. Sanayi desteği sonucunda sanayi malları fırsat maliyetleri açısından sahip olması gereken fiyattan daha düşük bir fiyata ulaşır ve kaynakların yanlış dağılımına sebep olur. Özellikle zararlı olan ise zenginlerden fakirlere doğru yapılan transferlerdir.
zengin kârlarının vergilenmesine tepki olarak daha az tasarruf yaparken, fakir transfere daha az çalışarak tepki gösterir ve toplumsal kayıplar şiddetlenir. Bu standart sebeplerin yanı sıra rantçı toplum teorisince vurgulanan iki etkinsizlik kaynağı daha var. Bunlar hükümetler tarafından israf edilmiş rantlar ve kaynaklar hükümeti rant sağlamak için etkilemeye çalışırken boşa harcanır. Demokratik süreç doğası gereği hantaldır ya da filtrelenmiştir ya da yaygaracıdır. Oy kullanma sadece seyrek olarak gerçekleşebilir. Seçmenler bütün meseleler hakkında eş zamanlı olarak karar vermelidir. Karşılaşılan alternatifler sadece kabaca formüle edilebilir. Demokratik süreç piyasayla çelişir. Piyasada kimse kişisel çıkarlarıyla ilgili olmayan bir konuya dair karar vermek için zorlanmazlar. Piyasa, egemen tercihleri açığa vurma üstünlüğüne sahip bir mekanizmadır. Piyasa, bireylerin kendi eylemlerinin sonuçlarının kendi net servetlerindeki değişmeler biçiminde üstlendikleri kişisel bir ortamdır. Politik ortam ise bireysel eyleyenlerin kendi kararlarının bütün faydasını ve maliyetini her zaman hissetmediği kişisel olmayan bir ortamdır. Teoremin özü budur. Demokrasi etkinsiz mi? Neoliberal bakış açısında hükümet müdahalesi her zaman etkinsiz olarak tanımlanır. Şekil 1'de fayda olanakları sınırı üzerindeki MP-MP arasındaki her nokta P'ye Pareto superior'dır ve P'den daha fazla bir politik destek sağlar. Eğer böyle bir nokta ekonomik olarak mümkünse P, destek maksimizasyonunun peşinde koşan politikalarca asla tercih edilmeyecektir. Bu yüzden destek maksimizasyonunun peşinde koşan politikacıların tercihi ne olursa olsun, bu tercih mutlaka fayda olanakları sınırının üzerinde olmalıdır. Çözüme kavuşturulamayan bazı hususlar vardır. Bunlar bireysel tercihler değişmez. Politikacılar politik destek için rekabet ederler. Bireyler politik süreçte doğrudan temsil edilirler. Hükümetler seçildikleri zaman seçmenlerinin mükemmel temsilcileri olurlar. İkinci bölüm: Devletin hakimiyeti. Devlet yöneticileri mütemadiyen dış kontrolden kaçmak ve kendi hakimiyetlerini kurmak için mücadele ederler. Başarılı olduklarında ise sonuç devlet otonomisidir. Marx'ın imgelemini kullanacak olursak devlet toplumun hizmetkarı olmaktansa efendisi durumuna gelir. Muhtelif teoriler hükümet politikalarını devlet yöneticilerinin tercihleriyle ve devlet kurumlarının nitelikleriyle açıklarlar. Bu teorilere göre devlet yöneticilerinin kendi hedefleri vardır ve bazı kurumsal ve politik koşullarda bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik politikaları başarıyla izleyebilirler. Devlet yöneticilerinin söz konusu hedefleri, bireysel çıkarlarını, devletin kurumsal çıkarlarını ya da kamu yararının bazı mefhumlarını yansıtabilirler. Devletin mülkiyet hakları teorileri, yönetenlerin bizzat kendi çıkarları peşinde koştuklarını varsayar. Aristoteles'le başlayan organik teoriler ise devleti, kamu yararı, kamu çıkarı, bazı değerler adına bireysel hedefleri ve eylemleri koordine etmeye çalışan, ahlaki bakımdan güdülenmiş bir aktör olarak görürler. Bununla birlikte her iki durumda da devlet yöneticileri, kolektif olarak devlet, ötekiler adına hiçbir biçimde eylemde bulunmadığı için devlet otonomdur. Bu bakış açısı dört soru tanzim eder. Devletler hangi sıklıkta ve ne ölçüde otonomdurlar? Devlet otonomisini hangi koşullar destekler? Hükümet politikaları açısından devletin farklı biçimlerinin sonuçları nelerdir? Ve demokratik koşullar altında bürokratlar ve politikacılar otonom bir hale gelmeyi nasıl başarabilmektedirler?
Otonomi kavramının kendisi daha tam olarak çözülemediğinden, temel sorulara cevap bulunmadan önce bazı terminolojik ön hazırlıklar netleştirilmelidir. Devleti yönetenler kendi hedeflerini seçebilecekleri kurumsal kapasiteye sahip olabilirler. Ancak bazı eylem planlarını yürütmeleri sistematik olarak yasaklanmış olabilir ve dolayısıyla bazı neticeleri elde edemeyebilirler. Bu durum ekonominin yapısından kaynaklanan bir kısıtlama söz konusudur. Kapitalizmde kendi emek kapasitesinin özel sahipliği ile sermayenin özel sahipliği devletin işlevleri üzerine katı sınırlar koyar. Sermayenin özel sahipliği devletin yatırımı kendi hükmü altına alamayacağını ifade eder. Çalışma kapasitesinin özel sahipliği ise devletin emeği kumanda etmesini engeller. Hükümetlerin bu tür politikaları kullandığı istisnai dönemler savaş sosyalizmi olarak adlandırılabilir. Bu yapısal kısıtlamalar söz konusuyken hükümetler ekonomik müdahalelerde kumanda etmektense teşvik etmeye bel bağlar. Burada tamamlayıcılık kavramını kullanabiliriz. Yalnızca belirli bir politikadan etkilenen hedeflerle uyumlu olan devlet müdahaleleri etkili olabilir. Off'un analizi özellikle ikna edicidir bu durumda. Politik sistem sadece kararlardan sorumlu olan dışsal, otonom kurallara önerilerde bulunabilir. Bu öneriler ya kabul edilemez, böylece bu yönde harcanan çabalar boşuna gider ya da kabul edilir. Çok çekicidir bu durum ki bu durumda politik yönden otonomisini kaybeder çünkü yönlendirilmek üzere sistemin amaçlarını içselleştirmek zorunda kalır. Devlet eylemleri üzerindeki bir diğer önemli kısıtlama kurumsaldır. Devletler karmaşık örgütler tesis ederler. Bunların örgütsel yapısı belli politikalara olanak tanır ve diğer politikaları engeller. Evans ve Ruschmeier'ın vurguladığı gibi etkin bürokratik yapı devletin müdahale kapasitesinin anahtarıdır. Sonuç olarak Hall'ın gösterdiği gibi ekonomi politikaları ülkeler arasında bir ülkedeki hükümetler arasındaki değişime nazaran daha fazla değişim gösterir. Devlet ekonomiye müdahale etme kapasitesine sahip olduğu zaman ekonomik aktörler devleti kontrol etme arayışına düşerler. Ruschmeier ve Evans'ın gözlemlediği gibi devletin sivil topluma daha fazla nüfuz etmesi politik tepkileri harekete geçirir ve toplumsal çıkarların devleti istila etme ve bölme girişimlerinde bulunma ihtimalini arttırır. Sonuç olarak devletin kendi tercihlerini uygulama kapasitesi arttıkça onları formüle etme kapasitesi de bundan bağımsız bir şekilde düşer. Büyük buhrana kadar devlet sadece piyasanın işleyişini güvenceye aldı. Bu işleyişe müdahale etmeli. Dolayısıyla özel çıkarların devleti kontrol etmek istemesi için bir sebep yoktu. Daha sonra Keynesyen devrim gerçekleşti. Devlet ekonomiyi yönetme kapasitesini ele aldı. Ancak yeni ele geçirdiği bu iktidarın sonucu olarak devleti kontrol etmek için artık geçerli nedenlere sahip özel gruplardan gelen baskılara karşı direnme kabiliyetini de kısa süre içinde yitirdi. Özel çıkarların içine işlemesiyle devlet, özellikle birikim ve meşrulaştırma konularındaki çatışan baskılara karşı tepki verdi. Büyük çapta etkinsizlikler yaratmaya başladı. O zamana kadar Marksistlerin vardığı sonuç yeniden üretimin başarısızlığının mümkün olduğuydu. Bu tarihsel izahat ister doğru olsun ister olmasın, bu durumdan çıkarılacak ders şudur. Devletler ekonominin dönüşümünde etkili olmaya başladıklarında dış etkilere karşı da tamamen korunmasız hale gelirler. Dolayısıyla devletler şu iki seçenekle karşı karşıya kalırlar. Ya hedefleri seçmek konusunda otonom olmak, ancak bunları realize etmekten aciz olmak ya da müdahale etmekte etkin olmak, lakin özel çıkarlara karşı da korunmasız kalmak. Kısacası devlet yöneticilerinin kendi nesnel amaçlarını seçme kabiliyeti, devlet kurumlarının bu amaçları realize etme kapasitesinden analitik olarak ayrı ele alınmalıdır. Devlet bizzat kendi hedeflerini formüle edip
Bunları muhalefete rağmen gerçeğe dönüştürdüğü zaman otonom, bazı dışsal çıkarların bir temsilcisi olarak etkili bir biçimde faaliyet gösterdiği zaman da aratsaldır. Lakin devlet gerek kendi nesnel amaçları açısından gerekse başkalarının hedefleri açısından çok fazla işe yaramadığında hiç kimse devletle ilgilenmez. En güçlü devlet, ekonomik anlamda hakim çıkarlara karşı gelmeyi göze alan devlet değil de bu çıkarlar adına örgütlü şiddet kullanılan devlettir. Devlet otonomisinin kökenleri, göreli otonomi yaklaşımı. Devletin normal olarak dışsal bazı grupların bir temsilcisi olarak hareket ettiği önermesini kabul etsek bile, hiçbir toplumsal grubun devleti kontrol edemeyeceği veya kontrol etmek istemeyeceği bazı koşullar söz konusu olabilir. Bu koşullar altında devlet otonom olur. Otonomi kavramı ilkesel olarak Marksist tınıya sahip olan şu yapıdaki teorilerden çıkar. Eğer sivil toplumun geçerli olduğu bazı koşullar varsa, özellikle ekonomik anlamda hakim olan sınıf kendisini politik olarak örgütleyebiliyorsa ve kendisiyle eşit güce sahip muhaliflerle karşılaşmıyorsa, o zaman hakim sınıf devleti ele geçirir ve sisteme doğrudan hükmeder. Eğer bu koşullardan herhangi biri ihlal edilmezse, bu durumda devlet toplumdan bağımsız bir hale gelir. Devlet otonom olduğunda ise devletin politikaları hakim sınıfın çıkarlarını sistematik olarak yansıtmaz. Yalnızca belirli toplumsal koşullar altında devletin otonom olması bakımından otonomi her zaman görelidir. Elster'ın belirttiği gibi sınıf izahatı olmadıkça otonomi olumsuz bir biçimde tanımlanır. Bir örnek daha aktaracak olursak, Tim Berger şu durumlarda devlet aygıtlarını otonom olarak görür. Devlet yöneticileri, hakim durumda olan toprak sahibi, ticaret ya da sanayi sınıflarından seçilmediklerinde ve yüksek mevkilere terfi olduktan sonra bu sınıflarla yakın kişisel ve ekonomik bağlantılar kurmadıklarında. Devletin otonom olduğuna dair savlar kısacası devletin bütün nihai esaslardan bağımsız olduğu önermesiyle eşdeğerdir. Otonomi kavramı yalnızca bir takım spesifik grupların, örgütlerin ya da koalisyonların bazı belirlenebilir şartlar altında devleti kontrol edebileceğini gösteren teoriler bağlamında bir yere sahiptir. Otonomi, olası tarihsel durumlar arasından birini işaret ettiği zaman analiz açısından kullanışlı bir araçtır. Otonominin kökenleri. Marx'a göre kapitalist sınıf kendisini politik olarak örgütleyebildiğinde ve diğer sınıflardan kendisiyle eşit güçte bir muhalefetle karşılaşmadığında devlet bu sınıfın bir aracı olacaktır. Otonom devletin istinai olarak algılanışı, faşizmin muhtelif Marksist yorumcuları tarafından paylaşıldığı gibi Gramsci tarafından da paylaşıldı. Bununla birlikte Poulantzis'tan Elster'a kadar son dönem Marksistlere göre devlet otonomisi politik kurumlarla kapitalist ekonomi arasında hüküm süren ilişkidir. Sınıf ilişkilerinin devlet otonomisini desteklediği söz konusu tutum iki ayrı teoriye konu almıştır. Birinci teori, feragat imtina etme teorisi. Bu teoriye ilişkin olarak sorulacak soru, bireysel burjuvaların güçlü ve hiçbir biçimde sınırlanmamış hükümetin korunmasını tercih etmelerinin onlar için gerçekte iyi bir anlayış olup olmadığıdır. Poulantzis ve Black tarafından açıklığa kavuşturulan söz konusu varsayım şudur. Devlet, kendi nesnel hedefleri açısından kapitalist sınıfın çıkarlarını bir kılavuz olarak görmese bile, kapitalist bir ekonomide her devlet burjuva çıkarlarınca kısıtlanmaya devam eder. Öyle ki hiçbir devlet kapitalizmi tehdit edemez. Devlet amaçları ne olursa olsun bunların realize edilmesi açısından sermayeye bağımlıdır.
Dolayısıyla yönetenin kim olduğuna bakılmaksızın burjuvazi korunur. İkinci teori, zayıf burjuvazi teorisi. Az gelişmiş ülkelerde devlet otonomisinin standart izahatı, bu ülkelerdeki burjuvazinin Batı Avrupa klasik örneğindeki burjuvaların becerilerine sahip olup olmadığıyla gözlemiyle başlar. Az gelişmiş ülkelerde burjuvazi zayıftır. Çünkü kapitalist bir biçimde organize edilen üretim ekonomik olarak daha az öneme sahiptir. Çünkü sektörel hatlar boyunca bölünmüştür. Zayıf burjuvazi devleti örgütleyemez veya ele geçiremez. Bu nedenle devlet otonomisine alan bırakılmış olur. Burjuvazinin yokluğundan dolayı devlet otonom hale gelir. Burjuvazinin zayıf olmasından dolayı devletin otonom olduğunu ileri sürmek, burjuvazinin güçlü olması halinde devletin otonom olmayacağı varsayımına yol açar. Bu varsayımı geçerli kılmak için bu gelenekten gelen yazarlar, periferide devlet yerli sınıflar açısından otonom iken, Avrupa'da devleti burjuvazinin inşa ettiğini ve ona doğrudan hükmettiğini ve 3. Dünya'da devlet merkezi bir rol oynarken Avrupa'da ekonomik kalkınmada olsa olsa kısıtlı bir rol oynadığını ileri sürerek 3. Dünya ile Batı Avrupa klasik örneği arasında bir karşılıklılık olduğunu gösterirler. İlk iddia Batı Avrupa'daki devletin egemen burjuvazinin yaratımı olduğu iddiasıdır. İkinci iddia ise 3. Dünya'da klasik örneğe nazaran devletin daha merkezi ve aktif bir role sahip olduğu iddiasıdır. Devlet otonomisi ve sınıf dengesi. Sınıf dengesi devlet otonomisi için gerekli bir koşuldur. Burjuvazi güçlü olduğunda muhaliflerin gücü, iktidar mücadelesinin neden yüksek maliyetli olduğunu açıklar. Burjuvazi zayıf olduğunda ise muhaliflerin zayıflığı, iktidarı neden ele geçiremediklerini açıklar. Muhalif denge nosyonları kullanılmıştır. Birincisi, Marx 1871'de İkinci İmparatorluğa burjuvazinin hiç söz konusu olmadığı ve işçi sınıfının da halkı yönlendirme becerisine henüz sahip olmadığı bir zamanda mümkün olan tek hükümet biçimi olarak atıfta bulundu. Burada denge makro tarihseldir. İkincisi Gramsci 1971'de her bir sınıfın kendi hakimiyetini kırma çabasıyla hareket etmesi sonucunda birbirlerini tahrip edecekleri bir durumu yıkıcı denge olarak adlandırdı. Öyleyse buradaki devlet otonomisi bir oyun kuramsal dengedir. Üçüncü Engels ise 1852 tarihli bir metninde sınıfların dengesini geçmişteki çatışmaların neden olduğu tükenmişliğe dayandırdı. Böyle bir durum muhtemelen yeniden yaşanabilir. Dördüncü ve son olarak ise yine aynı metinde Engels, Marx'ın 1871 tarihli metninde ve diğer metinlerinde olduğu gibi sınıf dengesinden devlet faaliyetlerinin bir etkisi olarak söz etti. Bu durumda devletler böl ve ele geçir yöntemini izlediklerinde bağımsızlıklarını sürdürebilseler bile otonominin asıl nedeni sınıf dengesi değildir. Öyleyse sınıf dengesinin farklı kökenleri olabilir. Sınıf dengesi bir ulusun tarihindeki bir tek dönemi ya da yineleyen bir durumu tesis edebilir. Nesnel koşullardan ya da stratejik hesaplardan kaynaklanabilir diyebiliriz. Eğer herhangi bir zamanda bir sınıf ekonomik olarak hakimse, politik olarak örgütlenebiliyorsa ve iktidarı ciddi bir başkaldırıyla karşılamıyorsa bu sınıf devlet iktidarını ele geçirir. Bu üç koşuldan herhangi biri ihlal edilirse devlet otonom hale gelir. Devlet ve toplum. Eğer güçlü bir burjuvazi ciddi muhaliflere karışmazsa devlet araçsaldır. Aksi takdirde devlet otonomdur ve bu otonominin aldığı biçim sınıfların göreli güçlerine bağlıdır. Sınıf dengesinin esas itibariyle açıklayabildiği şey, neden hiçbir toplumsal gücün tek başına kendi çabasıyla
ve kendisi için örgütlenmediği ve devlet iktidarını kullanamadığıdır. En net biçimde ortaya koyduğu şey ise belirli sınıf ilişkileri altında ne tür bir otonom devletin mümkün olduğudur. Donald'ın gözlemlediği gibi şiddet araçlarını kontrol etmeden ekonomik anlamda hakim olan tarihteki tek sınıf burjuvazidir. Devlet ile toplum arasındaki ilişkiyi anlamak için her ikisinin de dinamiklerini göz önünde bulundurmak gerekir. Ancak devlete dönüş öyle basit bir şey değildir. Söz konusu güçlük, kolonyal ve postkolonyal devlet literatüründe daha bir anlaşılır duruma gelir. Alavi'nin ana hipotezini takip edersek, eğer bir koloni zayıf ve az gelişmiş bir yerli burjuvaziye sahipse, bağımsızlık sırasında nispeten daha gelişmiş kolonyal devlet aygıtlarını, ki metropol iktidar hakimiyetini bu aygıtlarla vasıtasıyla kurar, kendisine tabi kılmayacaktır. Peki postkolonyal devlet, burjuvazinin zayıf olması nedeniyle mi, yoksa devlet aygıtının güçlü olması nedeniyle mi bağımsızdır? Her iki nedenle de demek, aynı şeyi tekrarlamak olabilir. Fazlasıyla gelişmiş devlet teorisiyle bağımlılık teorisini, geçmişe gittikçe kolonyal deneyimin daha derinlere doğru gerilediği bir kıtanın ürünü karşılaştırmak yol gösterici olacaktır. Göreli otonomi yaklaşımı, devletin işin içine dahil edilmesi, sınıf analizi ihtiyacını ortadan kaldırırken en fazla otonom devletin niçin mümkün olduğunu ve ne tür bir otonom devletin olabileceğini açıklayabilir. Devlet merkezli yaklaşım. Göreli otonomi yaklaşımının aksine devlet merkezli bakış açısı toplumu şekillendirmede güç kullanmanın önceliğini varsayar. Devlet, bir bölge üzerinde uygulanan fiziksel gücün tek elini tanzim ve tecrübe eder ve devlet, üstü kapalı ya da alenen yetkinliğini garanti altına alan şiddete bel bağlar. Toplum, kültür, toplumsal örgütlenme ve ekonomik etkileşimin belirli bir biçimi olarak bir etkidir. Devlet merkezli teoriler, devletlerin toplumları yarattığını, tanzim ettiğini ve düzenlediğini ileri sürerler. Devletlerin belirli bir bölge içerisindeki diğer örgütlenmelere hükmederler. Devlet otonomisinin sonuçları. Devletler üç nitelik bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Mali bakiyeye ilişkin mülkiyet hakları, hükümet faaliyetlerinin çeşitliliği ve niceliği ile ilgili kararların odağı, hizmet üretiminin örgütlenmesi. Demokrasi de devlet otonomisi. Otonom bürolar. Bir büronun hikayesi basitçe şu şekilde anlatılabilir. Bürokratlar bazı şeyleri kendileri için isterler ve kamu refahına yaptıkları katkıyı bir yere kadar umursarlar. Özel ödüller ve kamu yararının çeşitli kombinasyonları arasında kayıtsızdırlar. Kamu için etkili çalışıyorlarsa bundan dolayı bazı ödüller kazanmalıdırlar. Mükemmel bir teftiş sonucunda karar almazlar. Bu yüzden tatminlerini maksimize eden alternatifler seçebilirler. Bu seçim kamu için optimal olan değildir. Kısıtlar. Arz kısıtları. Hizmet üretme ve vergilerin toplanmasının maliyeti olarak belirtilir duruma gelmiştir. Kurumsal kısıtlar. Seçilmiş vekillerin teftişinden kaynaklanan kısıtlar oldukça dikkat çekmiştir. Ekonomik kısıtlar. Otonom devletler mülkiyet yapısı tarafından sınırlandırılabilirler. Bazı çözülmemiş meseleler mevcuttur. Devlet otonomisi konusu bilhassa teori ve veri arasındaki geniş boşluktan muzdariptir. Daha önce gösterildiği gibi kamu seçimi yaklaşımı kurumsal bağlama oldukça duyarlı olan ve hükümet faaliyetlerinin yapısıyla ilgili tahminleri ifade eden teorinin geniş bir kısmını oluşturmuştur. Mamafi çok sayıda ulusa ilişkin araştırma kurumsal olmayan bir nitelik taşımayı sürdürürken bu teorilerin sistematik ampirik incelemeleri ABD ile kısıtlanır. Modellerin ampirik geçerlilikleri kamu seçimi varsayımlarının yeterince açık olmamasından ileri gelmektedir. 3. Bölüm Sermayenin Hakimiyeti.
Marksist siyaset teorisinin merkezi ve yegane ayırıcı iddiası şudur: kapitalizmde hükümetler toplumun üretken zenginliğine sahip olanların hak iddialarına itibar etmek ve onları korumak zorundadır. Kapitalistler kamu iktidarına sahiptir ki bu iktidarın üstesinden gelebilecek hiçbir formel kurum yoktur. İnsanların siyasi hakları olabilir, oy kullanabilirler ve hükümetler geniş yetkiler peşinde olabilirler. Devlet yöneticilerinin kendilerine ait çıkarları ve mefhumları olabilir. Ancak bütün hükümetlerin hedeflerini gerçekleştirebilme kapasitesi sermayenin kamu iktidarınca sınırlandırılmıştır. Bu durum, devlet kurumlarını kontrol eden siyasi güçlerin doğası gereği sabittir. Çünkü yapısaldır. Sistemin ayırt edici özelliğidir. İdari pozisyonlarda bulunanlar veya seçimleri kazananlarla ilgili değildir. 1960'lar ve 70'ler boyunca yıldızı parlayan Marksist devlet teorilerine göre kapitalizmin varlığını sürdürebilmesi sadece devletin oynadığı rol ile mümkün olur. Tekellerin büyümesi, kar oranlarının düşmesi, genişleyen yatırım ölçekleri, kendini tekrarlayan talep krizleri, artan meşrulaştırma krizleri ve işçi sınıfının militanlığı dikkate alındığında kapitalizm, birikimi ve meşrulaştırmayı destekleyen devlet kurumları olmaksızın varlığını sürdüremez. Buna karşılık devletlerin her alanda ve her biçimde uyguladığı kamu politikası, devlet kurumlarının işlevlerinin kapitalizmi yeniden üretmek olduğu varsayımı altında anlaşılabilir ve tahmin edilebilir. Devlet müdahalesinin açıklamasını yapmak için bu teoriler, kapitalist toplumdaki bütün hükümetlerin niçin sermayenin, kapitalizmin ve kapitalistlerin çıkarlarına göre hareket etmek zorunda olduğunu açıklamak zorundadır. Açıklamalardan birine göre, devlet yöneticileri kapitalistlerin hedeflerini içselleştirir ve devleti kapitalistlerin hedeflerine uygun biçimde kullanır. Diğer bir açıklama ise kurumsal kısıtları vurgular. Kapitalizmde devlet üretimi organize edemez, yatırım emri veremez, tüketimi yönetemez. Çünkü bunlar mülkiyet sahiplerine tahsis edilmiş imtiyazlardır. Ancak en az derecede olumsal olduğu, en cüretkar olan teori, devlet yöneticilerinin kim olduğu, ne istedikleri, kimi temsil ettikleri hiç fark etmez diye iddia eder. Devletlerin nasıl örgütlendiğinin ve yasal olarak muktedir olup olmadıklarının da hiçbir önemi yoktur. Kapitalistler örgütlenmek ve birlikte hareket etmek zorunda da değildir. Kapitalistlerin derhal kişisel olan kendi çıkarlarının körü körüne peşinde koşmaları, bütün hükümetlerin, kapitalistlerin özel kararlarının kamu sonuçları aracılığıyla empoze edilen sınırlara riayet etmesine neden olur. Bu, devletin sermayeye yapısal bağımlılığı teorisidir. Devlet ve kapitalizmin yeniden üretimi. Devlet, kapitalist ilişkileri yeniden üretmek için neden bir şey yapmak zorundadır? Kapitalizmin devletin bir müdahalesi olmadan neden varlığını sürdüremez? Genel düzeyde Marksist kapitalizm tahlilcileri bu sistemin varlığını sürdürmesinin, devamlılığının, yaşayabilmesinin veya yeniden üretiminin sürekli bir birikime ve meşrutiyete ihtiyacı olduğu noktasında birleşirler. Kapitalizm dönemsel krizlere maruz kalabilir. Bu süre boyunca istihdam ve tüketim geçici olarak düşer. Ancak kapitalizm sürekli durgunlukta kalamaz. Marx'ın da dediği gibi kapitalizm varlığını sürdürmek için sürekli gelişmek zorundadır. Sürekli birikim. Bu nedenle kapitalizmin yeniden üretimi için temel işlevsel gereklilik birinci gereksel koşuldur. Meşrutiyet ise İkinci gerekli koşuldur. Marksist devlet teorisinin müşterek yapısı şudur: birikim ve meşrutiyet için gerekli olan bazı koşullar olmadığında ve kapitalizmin yeniden üretimi tehdit edildiğinde devlet bu koşulları sağlamak için gerekli olan işlevleri yerine getirir. Kapitalizmin varlığını sürdürmesi devletin faaliyetlerine bağlıdır. Dolayısıyla bütün kamu politikaları kapitalizmin varlığını sürdürmesi için gerekli olan koşulları yaratma gayretini tesis eder.
Marx'ın kapitalizmin yeniden üretim teorisi. Marx, kapitalizmin bir kez kurulduktan sonra işçi ve kapitalistlerin merkezi olmayan kararlarının kendiliğinden bir sonucu olarak kendini otomatik olarak yeniden ürettiğine inanır. Kapitalist ilişkiler mikro düzeyde kendini yeniden üretir çünkü sınıf ilişkileri her zaman meta üretimiyle ortak bir üretimmiş gibi üretilir. Rekabet, kapitalist ekonominin karmaşık bir iş bölümü sistemi olarak kendini yeniden üretmesini sağlar. Kapitalist üretim için gerekli olan ideolojik ve yasal koşullar, kurumsallaşmış ekonomik ilişkilerin bir etkisi olarak kendilerini yeniden yaratırlar. Ve kapitalist sistem, bireyler arasında bu sistem içerisinde ideoloji ve yasal koşulların etkin bir işlev görmesi için gerekli türde bir bilgiyi kasıtsız bir yan ürün olarak yeniden üretir. Hobbes ve Habermas'a göre birikim istikrarlı bir şekilde devam eder. Yeterli meşrutiyet vardır. Devlet, maddi kaynak ve kitlesel destek eksikliği hissetmez. Poulantz'a göre ise kapitalizmin devlet olmadan asla kendini yeniden üretemeyeceğini iddia eder. Bunun ilk nedeni kapitalist üretim ve mübadele için gerekli olan ekonomik olmayan koşulların ekonomik sistem etkinliğince kendiliğinden oluşmamasıdır. İkinci nedeni ise kapitalizmin işçi sınıfından kaynaklı bir potansiyel tehlikeyle her zaman için yüz yüze olmasıdır. Yeniden üretimin devlet teorileri. Marksist devlet teorilerinin hepsi de şu yolu izler. Eğer kapitalizm devam edecekse bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu koşullar her nedense kapitalist üretim ve mübadele sistemince kendiliğinden yaratılamaz. Bu nedenle eğer kapitalizm hayatta kalıyorsa bunun sebebi devletin bazı spesifik işlevleri sergileyerek bu koşulları sağlamasıdır. Birikim ve toplumsal barış kapitalizmin yeniden üretimin iki genel koşuludur. Sınıf çatışması ve devlet. Marksist tartışma çerçevesinde üç temel teori bulunur. İktidar eliti teorisi. Hükümetlerin kapitalistler adına hareket ettiklerini, çünkü devlet yöneticilerinin kapitalistlerle aynı çıkarlara veya değerlere sahip olduklarını iddia eder. Seçicilik teorisi. Kapitalizmde devlet kurumlarının örgütsel yapılarında hükümetleri katı kararlar veremeyecek duruma getiren bazı unsurlar bulunduğunu iddia eder. Ve yapısal bağımlılık teorisi. Üretken varlıkların özel sahipliğinin hiçbir hükümetin veya politikasının aşamayacağı kısıtlamalar da yatacağını savunur. Sonuç olarak burada ele alınan argümanların hiçbiri kat'i ve inandırıcı değildir. Hükümetlerin, bireylerin seçimler aracılığıyla ifade edilen tercihlerine yanıt verdiğini savunan teoriler yalnızca en kısıtlayıcı koşullar altında güvenilirdirler. Benzer bireysel tercihlerin genellikle farklı kolektif neticeler şeklinde toplulaştırılabilmesi bu teorilerin kestirim gücünü ortadan kaldırır. Devletin yöneticilerinin istediği şeyleri yaptığını kabul eden teoriler de gerek devlet merkezli yorumda gerekse otonom büro modellerinde devlet otonomisinin kaçınılmaz olduğunu kanıtlayamaz. Makro tarihsel düzeyde devlet otonomisinin grup çalışmalarına bağlı olduğu görülür. Demokrasideki büro otonomisi ise detaylı kurumsal düzenlemeleri oldukça duyarlıdır. Son olarak üretken zenginliğin özel sahipliğinin tüm hükümetleri sermayenin çıkarları aleyhine hiçbir hareket yapamayacak derecede kısıtladığını ileri süren teoriler bu kısıtlamayı aşındıran mekanizmaları belirlemek oldukça zordur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.